Yine Risale-i Nur'dan bir başka paragraf okuyorum. Hakkımızdaki her hadisede hem perde altında hem neticeler itibarıyla hem rahmet ve inayetin iltifatları ve tebessümleri hem kader ve kısmetin ve adalet ve şefkatin terbiyeleri var olduğu kat'i ve mükerrer tecrübelerle tahakkuk ettiğinden biz en acı vaziyet ve sıkıntılara karşı kemal-i sabır içinde şükretmekle mükellefiz. Evet, cümlenin parçalarını biraz inceleyelim. Hakkımızda her hadise böyle oldu diyor. Yani geriye dönük kendi geçmiş hayatımızdaki sıkıntılı olayları bir inceleyelim. Hepsi güzel yerlere çıktı. Şimdi yine bir sıkıntı içindeyiz. Demek ki bu da güzel bir yere çıkacak. Geçmişteki durum bize şu andaki sıkıntı hakkında büyük bir kanaat veriyor. Hem perde altında güzel neticeler. Yani bazen sıkıntılı bir döneme giriyorsunuz. Daha o dönemde daha güzel katkıları başlamış oluyor. Fakat onları tam fark edemiyorsunuz. O yüzden perde altında kelimesi kullanıldı. Yani bir hastalığa diyelim tutuluyorsunuz. Sizin hasta olmanızdan dolayı bazı nimetler celbediliyor. Bazı felaketler sizden bertaraf ediliyor. Zorlukla beraber kolaylık vardır ayeti çerçevesinde bazı zor işleriniz birden kolaylaşmaya başlıyor. Fakat siz farkında değilsiniz. Siz o konulardan bir bilginiz yok. Sizinle ilgili güzel planlar yapılıyor. Sadece duymamışsınız. Bu sebeple buna perde altında diyelim. Hem neticeler itibarıyla bir de şimdiki güzellikler değil de ileriye doğru ortaya çıkmayı bekleyen güzellikler. Yani onu da hastalıktan sonraki dönemlerde görebileceksiniz. Hem rahmet ve inayetin iltifatları ve tebessümleri. Evet, yani burada Allah'ın İkramları, şefkatlerinin bir sonucu olarak bunun başınıza geldiğini anladığınızda Allah bana ne kadar değer veriyor, beni ne kadar önemsiyor. Demek ki bana atfettiği bazı değerler var ki beni sevdiği kullarının hayatına benzer bir hayata müşerref kılıyor. Peygamberlerin, velilerin hayatları çok sıkıntılı geçmiş. Benimkini de o hale getirmiş. Peygamber hayatlarından bir koku, bir ruh taşıyan bir hayat bana bahşetmiş. Bunu anladığınızda buna rahmetin tebessümü diyebiliriz. Yani ameliyatı cerrahiyeyi Cenab-ı Allah yapıyor. Fakat bu cerrahlığı gülümseyen bir cerrahlık olarak düşünmeliyiz. Mesela bir cerrah düşünün ki öfkeyle ameliyat yapıyor. Fakat rahmetin yaptığı ameliyatlar böyle değil, tebessümle bu ameliyatı yapıyor. Bunu fark ettiğiniz zaman ayrıca bir mutlu oluyorsunuz. Hem kader ve kısmetin ve adalet ve şefkatin terbiyeleri var olduğu. Buradaki kritik kelime terbiye kelimesi. Kader bizi terbiye ediyor. Allah'ın adaleti terbiye ediyor. Demek ki bazı yanlışlıklar yapmış olabiliriz. Allah'ın şefkati bizi terbiye ediyor. Bu terbiyeyi de bir sonraki aşamada anlayabiliyoruz. Yani bu musibetin bana kazandırdığı bir prensiple ben bütün diğer hayatımı inşa ettim. Yaptığım yanlışı bu musibet üzerinde fark ettim. Bir daha o yanlışı yapmayarak hayatımın en güzel dönemlerini inşa ettim. İşte buna rahmetin, adaletin, kader ve kısmetin terbiyeleri olarak bakıyoruz. İşte böyle anlaşıldığı zaman konu biz en acı vaziyet ve sıkıntılara karşı kemal-i sabır içinde şükretmekle mükellefiz. Madem açılımları bu kadar güzel, madem bu bir terbiye, madem bu bir ilahi tebessüm, rahmetin tebessümü, madem daha bu dünyadayken bile pek çok katkıyla karşımıza çıkıyor, o halde buna yakışan kelime şükür kelimesidir. Elhamdülillahi ala külli hal. Allah'ın yaşattığı her halden dolayı ona hamdolsun. Çünkü hepsinde ayrı ayrı güzellikler bulabiliyoruz. Bir başka cümle okuyorum Risale-i Nur'dan. Maziye, mesaibe, kader nazarıyla ve müstakbele, maasiye, teklif noktasından bakmak lazımdır. Yani konu geçmiş ve musibetlerse, geçmişteki musibetlerse artık geçmişe irademiz işlemeyeceğine göre, irademiz oraya mükellef de olmadığına göre, geçmişteki konulardaki irade ilişkimiz sona erdiğine göre kader nazarıyla bakabiliriz. Yani kader böyle takdir etmiş, kader böyleymiş, ne yapalım, benim suçum da çok ama kaderin de hisseleri var diyerek bir ferahlama olması lazım. Kader inancı gerçekten insanı en çok ferahlatan bir konudur. Şöyle olsaydı da böyle olmazdı, aslında şunu yapsaydım başıma bu gelmezdi gibi cümlelerden bizi kurtaran, artık olan olmuş, kader sayfalarında bu belliymiş yani. Aslında biz gelecekte neyin kaderimiz olduğunu bilmiyoruz. Fakat yaşadığımız geçmişimizin artık
kaderimizle mutabakat ettiğini, kader kitabımızla geçmişi yan yana getirsek arasında bir fark oluşmayacağını düşünmekle birlikte geçmişe kader gözüyle bakmanın ruhumuza çok büyük bir güç kazandırdığı muhakkaktır. Müstakbele masiye teklif noktasından bakmak lazımdır. Yani konu gelecekle alakalıysa masi günah. Günahlarda kaderim budur denmez. Geçmişte bile olsa. Yani kaderim buymuş ki bu günaha girdim denmez. İradedeki suçlar aranır. Gelecekte aynı hataları yapmamak için burada irade prensibi vardır. İradeyi doğru yönde kullanma kararlılığına ermemiz gerekir ama konu şayet geçmiş olursa kader inancı yüreğimize ferahlık veren önemli bir ikramı ilahidir. Yine Risale-i Nur'dan bir başka paragraf okumak istiyorum. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Kader inancı olmayınca en büyük tehlike kader inancı olmayınca insan imanını kaybetmiş olur. Ahirette bunun bedeli imansızlık olarak karşısına çıkar. Çok büyük. Fakat hayatı dünyeviye saadeti mahvolur diyor ek olarak. Dünya hayatında da saadet kalmaz. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetinde bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Evet, ne zaman kader konusunu merkeze alarak bakarsam musibet birden hafifliyordu. Başka insanlar acaba nasıl yaşıyorlar? Yani kadere iman etmeyenler geçmişiyle alakalı nasıl bir teselli bulabilirler? Yani o yoldan gitmeseydi, öbür yoldan gitseydi bu felaket yaşanmayacaktı. O şehirde değil de öbür şehirde yaşasaydı bu sıkıntılara maruz kalmayacaktı. O okulu değil de başka okulu bitirseydi bu problemlerin hiçbirisini görmeyecekti gibi zihinsel acı çekmelerle dolu bir geçmiş. Kadere inanmayan biri nasıl mutlu olabilir? Kainatın ve bütün hadiselerin Cenab-ı Allah'ın kontrolünde olduğunu düşünmeyen, her şeyin başıboş ve kontrolsüz ilerlediğini düşünen biri geleceğe karşı nasıl rahat olabilir? Yani geçmiş ayrı bir azap kaynağı, gelecek ayrı bir korku kaynağına döner. Dolayısıyla kadere iman etmeyen birisi dünya saadeti yaşayamaz. Sadece korkulardan ibaret bir iklim, bir karanlık iklim içerisinde sürekli kendini hırpalayarak yaşamak zorunda kalır. Yine Risale-i Nur'lardan okumaya devam ediyoruz bir başka bölümden. Tahammül etmezsen ya sabır de ve sabır iste. Hakkına razı ol, teşekki etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Herhalde şekva etmek istersen nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et. Çünkü kusur ondadır. Evet, yani tahammül iyidir, teslimiyet iyidir. Kazaya rıza güzel bir şeydir. Sabır ve şükürle karşılamak gayet güzeldir. Ama insan tahammül sınırlarını aştığı zaman ya sabur, Cenab-ı Allah'ın sabur isminden yardım isteyebilir, sabır isteyebilir. Normal koşullarda sabır istemek, ortada sabra denk gelen bir musibet yoksa belki musibeti de çağıran bir şey olur. Fakat insan kendini bilir, tahammül sınırlarımızın aşılmakta olduğunu fark edersek, böyle bir sabır talebinde bir mahsur yok. Fakat hakkına razı olmak daha büyük bir fazilettir. Biz nimetlerde hep hakkımıza razı olmayı konuşuruz. Bir de her insanın musibetlerden bir hissesi, bir payı vardır. Cenab-ı Allah musibetler kümesinden benim gibi bir kuluna şu kadar taksimatta bulunmuş, niye daha azdır diye şikayet etmeye hakkım yok. Benim hayatımın bu kadar musibetli olması bana göre bir takdirdir. Ve ben bunun az olması arzusu yerine hakkıma razı olma duygusuyla hareket etmeyi tercih ederim diye düşünmelidir. Eğer razı olmazsa hakkına şikayet başlar. Şikayet aslında insanın kendi nefsinden olmalıdır. Çünkü düştüğü musibetlerde nefsinin büyük bir payı vardır. İlla şikayet edilecekse kişi Cenab-ı Allah'tan değil, kendi nefsinden, nefsinin onu düşürdüğü yanlışlar sonucu bunun başına gelmesinden şikayet edebilir. Fakat en güzeli hakkına razı olmak, teşekki etmek yerine Allah'a teşekkür etmek.